Herkese günaydın. Ekonomik gelişmeleri değerlendireceğiz Zeynep'le birlikte. Zeynep günaydın. Günaydın Deniz. Dilersen başlayalım. Dün ABD'de 21 Ocak'ta biten haftada işsizlik maaşı almak üzere o haftada ilk kez başvuranların sayısı açıklandı. Bu rakam 259 bin oldu. Bu rakam önceki haftada 237 bin kişiydi. Beklenti verinin 247 bin kişiye artış göstermesi yönündeydi. Dün TCMB'nin geçti kitle penceresi mekanizması kapsamında bankalar 25.2 milyar TL tutarında likidite sağladı. ABD'de hizmet PMI rakamı açıklandı. 53.9 olan rakam 55.1'e yükseldi. Bugün açıklanacak verilere baktığımızda en önemli gündem maddesinin malum Fitch olduğunu biliyoruz. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bugün Türkiye'nin kredi notuna ilişkin planlanmış değerlendirme toplantısını gerçekleştirecek. Kuruluş 5 Kasım 2012 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmişti. Bugün açıklanacak bir diğer veri ABD'de 2016 yılı 4. çeyrek dönemine ait büyüme rakamı. Beklenti 3.5 olan büyüme rakamının önceki çeyrekte 3.5 olan büyüme rakamının 2.2'ye gerilemesi yönünde. Atlanta Fed'in GDP Now modeli 2.80 oranında büyüme tahmin ediyor. New York Fed'in Nowcasting Report'u da 2.1 oranında büyüme tahmin ediyor. Burada demek oluyor ki işte %2 civarında gelecek bir büyüme rakamı ABD ekonomisi açısından beklentilerin karşılanması anlamına gelecektir. 2.1'in üstünde işte bir rakam gelmesi durumunda 2.1'den uzaklaşan 2.5 gibi bir büyüme rakamı gelmesi durumunda doların yeniden kuvvetlendiği bir ortamı görebiliriz. Dolar küresel piyasalarda bir miktar geri çekiliyor ancak yeniden bir toparlanma söz konusu. Diğer yandan Aralık ayına ait dayanıklı mal siparişleri açıklanacak bugün 16.30'da. Aylık bazda 4.50 oranında düşen rakamın önceki ayda bu ay 2.6 oranında artması bekleniyor. Diğer yandan bugünün bir diğer ekonomik gelişmesi de TCMB'nin toplantı sayısını 12'den 8'e düşüren karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Henüz ancak bir takvim hala ortada yok. Bunu takip ediyor olacağız. Varlık fiyatlarına baktığımızda Trump'ın görevine başlamasından bu yana bir bakalım. Görüntü nasıl? Tahvil faizlerinde bir yükseliş var. Bloomberg dolar spot hala geri çekilmiş. Yalnız bir miktar toparlanma var. %1.5'lardaydı bu rakam. -0.54'lere gerilemiş. Hemen bir bakalım. Buradaki... Evet, konuştuğumuz seviyeye yaklaşmış ve yeniden geri dönüşe başlamış. 2016 yılı Eylül ayında başladığı yükseliş trendini devam ettiriyor. Dolar küresel anlamda buradaki yükseliş TL'yi de malum etkiliyor. Yükseliş açısından nereye bakıyoruz? 1249'a. 1250'miş zaten bu 97. 1250 civarına. 1250 civarında bu yükseliş kalıcı olması durumunda geri çekilme görülebilir TL'de. Yani dolar değer kazanmaya devam edebilir küresel piyasada. Şu an hala 50 seviyesi altında kalmaya devam ediyor Arasay. Umudumuz buradan yeniden geri çekilmesi yönünde. Buradaki seviyenin de aşağı kırılması durumunda küresel piyasalarda bir rahatlama söz konusu olabilecektir. Gelişen piyasalarda Trump'ın başkanlığı sonrasında ortaya çıkan işte doların güçlendiği ortam geride kalabilir. Bu çizginin aşağı geçilmesi durumunda bu önemli bir çizgi. Dolar TL'ye bakalım. Oradaki görüntü de TCMB'nin adımları yetmemiş gibi görünüyor. Ancak zaten küresel piyasalarda da bir tersine dönüş başladı. Yani dolar yeniden değer kazanmaya başladı. Son dönemde dolar bir miktar ivme kaybetmişti Ocak ayının ortasında. Çizginin üstünde
üstüne tasmaya başlamış. Burada görüntü dolar TL'nin daha yukarıları görebileceğini gösteriyor. Geri çekilme durumunda 3.85'lere doğru bir geri çekilme olabilir. Ancak şu an trend yukarı gözüküyor. Zaten şu noktadan baktığımızda bu trendin belirgin bir şekilde yukarı kırıldığı gözüküyor. Ne zaman kırıldı? 25 Ocak'ta, 2 gün önce. Buradaki görüntü biraz can sıkıcı. Geçen haftanın son Buradaki günleri çizgi önemli. 3.89.25. Bu çizginden destek almış yerinden yukarı doğru gidiyor. Şu tepeleri birleştirirsek sanırım daha anlamlı bir görüntü yakalayabiliriz. Şuradan başlarsak şu şekilde. Bu çizginin altına gelinmesi daha hoş olabilir. Yani görüntü doların değer kazanmaya devam edebileceğini gösteriyor. Burada 34 birimlik RSI takip ediyoruz. 34 birimlik RSI backtesting sonuçlarına göre en iyi sonucu vermişti bizler için. Dilersen teknik seviyelere geçelim. geçelim. Teşekkürler. Her zamanki gibi altınla başlarsak, altında dün biz 4 saatlik grafikte bir ikili tepe formasyonu gözlediğimizi söylemiştik öğleden sonra. Şu sıralarda, yani dün 1196 dolar seviyesinde bir destek seviyesi vardı altının. Bu ikili dip formasyonunun çalışması için, yani gerçekleşmesi için önemli bir seviyeydi. Altın dün öğlen saatleri itibariyle 1196 seviyesindeki desteği kırdı. Ve biz hedef olarak da 1173 seviyesini hedefleyebileceğini düşünüyorduk. 1180'in biraz yukarısında son işlemlerini gerçekleştiriyordu altın analiz saatinde. 1180'in altına düşmesi durumunda, desteği kırması durumunda 1173 seviyesi hedeflenebilir. 34 ve 89 birimlik hareketli ortalamaların altında işlem görmeye devam ediyor. Kısa vadedeki düşüş trendi hakim. ADX göstergesine baktığımızda da mevcut trendi desteklediğini, 35 seviyesinin yukarısında bir ADX çizgisi ve düşüş çizgisinin de yine 35 seviyesinin yukarısında seyrettiğini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Dolar Japon yeni tarafında da tam tersine ikili dip formasyonu mevcuttu. Kısa, orta ve uzun vadede düşüş trendi devam eden bir parite. Dolar Japon yeni paritesinde de 115-60 seviyesindeki direnç önemli. Bu direncin kırılması durumunda parite 118.57 seviyesini hedeflemek isteyebilir. Düşüş gerçekleşmesi durumunda ise 114.29 seviyesi Dolar Japon yeni için ilk destek seviyesi olarak izlenebilir. Euro dolar tarafına baktığımızda ise biz 2 gündür yukarı yönlü bir fiyat sıkışmasının söz konusu olduğunu belirtiyorduk. Dün şu seviye 1.07.11 seviyesine denk gelen desteğin kırılması gerçekleşti ve bir düşüş trendi hakim. Trend demesek de bir düşüş hareketi mevcut euro dolar paritesinde. Çünkü kısa ve orta vadedeki yükseliş trendi devam etmekte. 34 birimlik hareketli ortalamasının altında ama 89 birimlik hareketli ortalamasının üzerinde işlem görüyor. Euro dolar tarafında tekrar yükseliş yaşanması halinde 1.07.11 ilk direnç, 1.06.13 de ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir. Son olarak dolar TL'ye teknik olarak bakarsak, geçtiğimiz haftanın son günlerine Merkez Bankası'nın hamleleri sonucunda kısmen sakin geçiren dolar TL'de son 2 gündür tekrardan bir yukarı yönlü baskı söz konusu. Hem dolardaki değerlenme hem diğer gelişmeler, teknik gelişmeler vesaire. Kısa, orta ve uzun vadedeki yükseliş trendi devam etmekte. ADX göstergesine burada baktığımızda yukarı yönlü hareketi teyit ettiğini görüyoruz. Kırmızı çizgiyle belirtilen zaten kısa vadedeki yükseliş trendini görebiliyorsunuzdur. Yükselişin devam etmesi durumunda 3.87.77 ilk direnç seviyesi. Onun yukarısında 3.89.70 ve 3.92.70 zaten en son rekor seviyesine yakın bir bölge. Düşüş yaşanması halinde ise dolar TL tarafında 3.82.97 seviyesi destek seviyesi olarak takip edilebilir. Onun dışında
dışında Fitch ve Amerika'dan gelecek çekirdek dayanıklı mal siparişleri haricinde haftanın son gününü aslında takvim açısından sakin geçireceğiz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Benim senin eklemek istediğin bir şey var mı? Teşekkür ediyoruz.